Türkiye Büyük Millet Meclisi iki defa gazilik beraatını hak eden muhteşem bir millet, hamiyet, haysiyet ve mücadele eseridir. Gazilik şehitliğe nazır ve namzet olan kahramanların ilelebet sahip olacakları muazzam bir takdirin, müstesna bir taltifin medyunu şükranla pekişmiş ihtişam ve ihtiramıdır. Gelin görün ki terörle mücadele esnasında yaralanan, halen vücutlarında mermi ya da şarapnel parçası bulunan, mevzuattaki boşluk nedeniyle malul gazi kabul edilmeyen, üstelik sayıları 20 bin aşan kardeşlerimizin sessiz çığlığı hala dinmemiş, bunlara hala kulak verilmemiştir. Bu kategoride yer alan kardeşlerimiz, gazilere tanınan sosyal ve ekonomik haklardan ne yazık ki istifade edememektedir. Mağluliyet oranı %40'ın altında olup da gazi sayılmayan mağdur kardeşlerimizin ellerinden tutmanın, maruz kaldıkları adaletsizliğe neşter vurmanın, manen hazır kazandıkları ünvanı resmen tanımanın ve takdim etmenin zamanı gelmiştir. Canından vazgeçmeye hazır olanlara ne yapsak azdır. Gaziler arasında örtülü ayrımın hakkaniyeti olamayacağı da açıktır. Gazilik müessesesini daha fazla sorgulatmadan hak sahibi kardeşlerimize ünvanlarının verilmesi ve şeref aylıklarının bağlanması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk gündem maddeleri arasında yerini almalıdır. Derinleşen ve sürekli genişleyen bu sosyal sorun artık çözümle buluşturulmalıdır. Vücudunda mermi veya onlarca şarapnel parçasıyla gezen kahramanlara gazilik ünvanının çok görülmesi hesabını veremeyeceğimiz, izahını yapamayacağımız bir çelişkidir. Çelişkinin girdabında vatan savunmasının tam ve eksiksiz yapılması söz konusu değildir. Mağlul gazi sayılmayan kardeşlerimiz vazifelerini korkusuzca ifa etmişlerdir. Hepsine müteşekkiriz. Şimdi vazife sırası bizdedir. Nitekim gazi meclisin şefkatli iradesindedir. Gaziliğin yüzdesi oranı, derecesi ve onun bunu usu olmaz, olmamalıdır. Bir kahramanımızın aldığı yaranın oran ve büyüklüğüne bakılarak değerlendirme yapmak, dahası gazi olup olmayacağına karar vermek manevi, tarihi ve ahlaki açıdan tutarlı değildir. Gazilerimizin ve şehitlerimizin emsalsiz fedakarlıkları asla hafife alınmamalı ve unutulmamalıdır. Vatan müdafasını emanet ettiğimiz kahramanlarımızdan haklarını esirgemek devletimizin ve milletimizin vakarıyla da bağdaşmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi mağlul gazi sayılmayan kardeşlerimizin yanındadır. Vefa göstermemiz gereken kahramanların hak mahrumiyetini yaşamaları kabul edilemez bir durumdur. Milli birliğimizi, milli güvenliğimizi, milli bekamızı muhafaza için gerek yurt içinde gerekse yurt dışında cesaretle mücadele edip vücudunun herhangi bir yerinde küçük veya büyük yara alan her gazimiz başımızın tacı, bağımsızlığımızın kemer taşıdır. Gaziliğin bir adım sonrası şehadettir. Gazilik düşmana meydan okuyan, korkuya savaş açan, inanmış bir yüreğin simgesidir. Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim diyen bir milletin kahraman neferlerini daha fazla sükut ayalığa uğratmamak lazımdır. Elbette ve gönül huzuruyla gazilerimizi her zaman, her şart altında destekleyeceğiz. Aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkacağız. Bu vesileyle terörle mücadele esnasında şehit düşen kahramanlarımıza güfranıyla ve merhametiyle muamele etmesini Yüce Rabbim'den diliyorum. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle tüm gazilerimize uzun, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve rahmetle anarken mücadeleleriyle Türk tarihine altın harflerle yazılan gazilerimizin hayatta olanlarına saygılarımı sunuyor, vefat edenlere Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum.